Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Sempro Danışmanlık ve Mühendislik Kurucusu, Makina Yüksek Mühendisi Semiha Yaşar'ı konuk ediyoruz. Semiha Hanım şu anda karşımda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aykut Bey, sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum bize de vakit ayırdığınız için, yoğun temponuzda bize de vakit ayırdığınız için. Çok değerli bir yayın olacak yine, çok sağ olun. Asıl ben teşekkür ediyorum İstanbul Makine Mühendisleri Odası ve size. Böyle bir yayına beni davet ettiğiniz için, Ankara Makine Mühendisleri Odası'na üye olan birisi olarak İstanbul tarafından böyle bir yayın için davet edilmiş olmak beni çok onurlandırdı. Gerçekten size de İstanbul Makine Mühendisleri Odası'na da çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Amacımız burada mühendisin gücünü herkese duyurmak. Çok değerli işler yapıyor mühendislerimiz. Hem Türkiye'de hem dünya çapında değerli işlere imza atıyorlar. Siz de onlardan birisiniz. Uzun yıllardır kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Şu anda da danışmanlık tarafında eğitimlerle yine emekli olmadan, ki bunu da konuşuruz ilerleyen dakikalar içerisinde, mühendis emekli olmaz diyoruz, devam ediyorsunuz kariyerinize. Ama bugüne kadar neler yaptınız? Belki biraz anlatsanız hepimiz için çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben biraz kendimi tanıtayım isterseniz. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malatya'da okudum. Aslında yola çıkışım ilk önce mühendis olmak değildi. Matematiği seven birisi olarak ben aslında matematikçi olmak istiyordum. Ama işte lisenin sonuna doğru yaklaştıkça, o günün koşullarında da tabii ki bugünkü gençlerimizin çok bilemediği, iletişimin çok zayıf olduğu, işte meslekleri sadece üniversite kılavuzlarından anlayabildiğimiz, çevremizdeki kişilerden duyduğumuz kadarıyla, matematikçi olduğumuzda gelecekte neler yapabileceğimizi çok iyi hayal etme imkanı yoktu. Matematikçi deyince akla hep öğretmen geliyordu o gün. Halbuki bugün matematik, evet, dediğimizde çok daha geniş alanlardan söz edebiliyoruz. Mühendis olmaya karar verdim. Mühendis olmaya karar verince de bana en yakın hangi mühendislik? İşte İTÜ'de uçak mühendisliği vardı o günün koşullarında. Ancak ben lisedeki seçtiğim tabi bilimler alanı yüzünden İTÜ uçak mühendisliğini seçemediğim için yukarıdan aşağıya bütün makine mühendislerini yazarak ODTÜ makine mühendisliği bölümüne girdim. ODTÜ'de makine mühendisliği bitirdikten sonra mezun olup işte herkesin Ankara'da yaptığı gibi Aselsan'da işe girdim. Çünkü Aselsan yüksek lisans izni veriyordu. O da uygun geldi ve Aselsan'da başladım kariyerime. Değişik firmalarda çalışma imkanım oldu ve son çalıştığım yerde 25 yıl çalıştım FNSS'de. Aselsan'da ARGE mühendisi olarak başlamıştım. Sonra 3 yıl o günkü bilim ve teknolojiden sorumlu devlet bakanına danışmanlık yaptım. Tınaz Titiz'e kendisinden çok şey öğrendim. Şimdi ismini burada saygıyla bir kere daha anıyorum. Genç yaşta bana çok şey öğretti. Sonrasında Tınaz Bey ayrılınca bakanlıktan ben de o gün yeni kurulan FNSS firmasına başvurdum. 25 yıl FNSS'de çalıştıktan sonra ayrıldım ve kendi şirketimi kurdum 7 yıl önce. FNSS'de en son hem ARGE'yi hem de programları yönetiyordum. Tabii ki o 25 yıl bize hem savunma sanayinde hem yeni ürünler yapmakta çok tecrübe kazandırdı. Türkiye'nin gelişim dönemine de tanıklık etme fırsatımız oldu. Öğrendiklerimi öğretmenin zamanı geldi diye düşündüm. Ve 7 yıldır da şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Yani firmalara teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Semiha Yaşar'ın kariyeri böyle gelişti. Bu arada ben de bir anneyim aynı zamanda. 2 tane çocuğum var. Onlar mühendis olmadılar. Eşim makine mühendisi, ben makine mühendisiyim ama çocuklarımız mühendisliği seçmediler. Onlar kendi yolculuklarına, kendi mesleklerinde devam ediyorlar. Gerçekten harika bir kariyer. Zaten çok etkilenmiştim özellikle araştırma yaparken sizi gördüğümde. Çok çok da sevindim çünkü az önce de söylediniz, matematik zaten mühendislik demek. Mühendisliğin içerisinde olmazsa olmaz. Günümüz koşullarında zaman zaman özellikle podcast'te yaptığımız sohbetlerde akademiden konuklarımız da oluyor. Matematik konusunda artık çok zayıf olduğunu söylüyor hocalar öğrencilerin. Ama ne kadar önemli olduğunu görüyoruz matematiğin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Biz şöyle bir ayrım yapmıyoruz kesinlikle, kadın mühendis, erkek mühendis diye. Ama baktığımız zaman kadın makine mühendisleri oldukça az ama sizin tercihlerinizin hepsi bu yönde olmuş. Bunun nedeni matematikten dolayı mıydı yoksa özellikle bir ilgi alanınız mı vardı?
Evet, şimdi biz ODTÜ'ye geldiğimizde 196 kişi girmişti 1978'de. Bunun sadece 6 tanesi kızdı, öyle söyleyeyim size. Çok düşük bir oran. O günkü popüler mühendislik alanları, ki bilgisayar mühendisliği çok yeniydi 1978'de. İnşaat ve elektrik bana uzak göründü. Makine daha temel göründü, o yüzden makineyi seçtim. Aslında yine dediğim gibi çok bilerek değil, çok mesleğimizi bilerek seçme imkanımız yoktu maalesef. Dediğim gibi üniversite kataloglarından gördüğümüz. Bir de ben lisede TÜBİTAK bursu verildim. TÜBİTAK'tan bize çok fazla yayın geliyordu. Bilim teknik dergileri. Orada okuduklarımdan da etkilendim ve ben o şekilde makine mühendisi olmaya karar verdim. Ama bugün olsa yine makine mühendisi olur muydum? Herhalde olurdum. Çünkü aradıklarımı bulabilen şanslı bir kesimim diyeyim. Yani beklentilerimle mesleğim birbiriyle çakıştı, ki bu büyük bir şanstır. Hayatta yapmak istediklerinizi mesleğinizle eşleştirmek herkese nasip olacak bir şey değildir. Bu bana oldu. Ya öyle şartlandığım için, ya da mesleki olarak işimi yapma fırsatı bulduğum için, bugün olsa herhalde yine makine mühendisliğini seçerdim. Evet, harika gerçekten. İyi ki de seçmişsiniz bence. Çünkü çok çok değerli kadınların makine mühendisi olmasını çok daha fazla istiyoruz. Odanın üyelerine de baktığımızda geçtiğimiz günlerde başkanla İbrahim Bey ile konuştuğumda %10 dedi yanılmıyorsam. %10 oranında bir kadın üyemiz var dedi. Çok daha fazla artmasını isteriz tabii ki. Bu arada tabii başlangıçta herhalde savunma sanayini tercih etme gibi bir planınız yoktu. O biraz kendiliğinden mi gelişti? Evet, onu da söyleyeyim. Aslında benim dışarıya çıkıp, tabii insanın hayatla ilgili yolculuğu zaman içerisinde çok değişiyor. Ben üniversitede okurken hep akademisyen olmak istiyordum aslında. Bir yere girip de çalışıp mühendislik kariyeri yapmaktan ziyade akademik durumum iyiydi. Üniversitede kalacağım, hoca olacağım. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı master doktora sınavlarını da kazanmıştım. Gidecektim yurt dışına. Fakat o 83'te YÖK çıkması, asistanlık kadrolarının gelmemesi, geç kalması, artı yurt dışına gidiş için Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreçlerinin çok uzaması, işte çalışkan talebe olarak, öğrenci olarak beklememek için ODTÜ'de master'a başlayınca birdenbire rota değişti verdi ve ben de master'a başladığımızda tabii gelirimiz yok. TÜBİTAK bursu yeriyiz ama işe girmek lazım. Aselsan'da yüksek lisansa izin veriyor. Aselsan'da çok popüler o zaman. Savunma sanayi olduğu için değil. O zaman tabii bugünkü savunma sanayi algısı bu kadar parlak değildi. Yani parlak değil derken parlaktı ama bu kadar bilinmiyordu. Alternatife baktığımda en uygun Aselsan görülmüştü. Bir de orada staj yapmıştım. Aselsan'ı tanıyordum. Oradakiler de dedi ki, ya gel hemen başla. İşte hatta sonradan yurt dışı programı başladığında gidersin, ama benim tez hocam uyarmıştı. Sen bir kere işe girersen bir daha akademisyen falan olmazsın diye. Haklı çıktı. Ben ondan sonra iş hayatını sevdim ve akademisyen olmadım. Ama şimdi 7 yıldır ders anlatıyorum ya, hocalık tarafını da bir taraftan tatmin etmiş oluyorum. Ama bu tabii ki bütün akademisyenlerimizi, bu işe emek sarf edenleri de hakkını vermek lazım. Onların da bizi yetiştirirken çok büyük emekleri var. Ama ben o yoldan çıkmış oldum sonrasında, onu takip etmedim. Aselsan da o zaman cazip geldi. Ve Aselsan'dan sonra tekrar FNSS'de savunma sanayiye dönmem, yine işte savunma sanayi tecrübesini bir kere başladınız mı, o size fırsat çıkarıyor aslında. İşte FNSS'de yeni kuruluyordu. Aselsan tecrübesi iyi bir tecrübe. Bilmiyorum, artık o zaman işe başvurdum ve beni hemen aldılar. Ve orada Evet. savunma sanayindeki üst düzey yönetici, şöyle söyleyeyim, benim seviyemde kadın mühendis olarak Türkiye'de savunma sanayinde hiç olmadı. Ne kadar güzel. Yani Evet. olmadı. Yani bu benim sadece benim başarım değil, yapılmıyor yani, kadınlara bu fırsatlar verilmiyor. Ama FNSS'in yapısı itibariyle FNSS bu fırsatı verdi. Acaba başka şirketlerde olsaydım, savunma sanayi bile olsa, o seviyelere gelebilir miydim? Açıkçası onu bilmek zor. Doğru. Peki savunma sanayinden devam edelim biraz. Türk savunma Tabii ki. sanayi az önce de söylediniz, hani tırnak içinde bir algı var. Şu anda her yerde duyuyoruz, haberlerde görüyoruz. Dünyanın en hızlı gelişen ve dış pazarlara açılan savunma sanayileri arasında yer alıyor. Yani bizim dışarıdan gördüğümüz böyle ama böyle mi gerçekten? Belki son Evet. 30 yılını savunma sanayinde geçiren biri olarak geçmişten günümüze bir değerlendirme yapmak istersiniz. Onu merak ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi savunma sanayinin başlangıcı tabii ki Aselsan. Benim de ilk iş yerim olarak Aselsan, savunma sanayimizin göz bebeği. Çünkü 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye yapılan ambargolar sonucunda
O zamanki Türkiye'yi yönetenler ve Aselsan'ın kuruluşunda emeği geçenler böyle bir stratejik karar almışlar ve Aselsan'ı kurmuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile. Yani bizlerin verdiği, halkın verdiği destekle, vakfın parasıyla Aselsan şirketi kurulmuş ve Aselsan kurulduğu zaman da bütün teknolojiyi Aselsan'ın kendisinin geliştirilmesi stratejisiyle yola çıkılmış. Yani herhangi bir lisans altında ürün geliştirilememiş. Nedeni de kimse lisans vermiyormuş zaten. Yani Türkiye'nin pozisyonu itibariyle, o günkü pozisyonu itibariyle Aselsan gerçekten o bilgileri kendisi üretmek zorunda kalmış. Ve şu anda Aselsan'ın rafta hazır satılabilecek yüzlerce ürünü var, biliyorum. Çünkü orada çok arkadaşım var, konuşuyoruz hala. Aselsan öyle başladıktan sonra diğer savunma sanayi şirketleri aslında Aselsan çalışanlarından oluşmuş. Kurulan şirketlerin hepsine Aselsan eleman vermiş. Ama o şirketler kurulurken 1980'li yıllarda Türkiye'nin işte yeni dönemi, ihtilalden sonraki dönemindeki ilişkiler itibariyle hepsi ortaklıklarla kurulmuş ve lisanslı projelerle kurulmuş. Ama bugün işte TAI F-16 için kurulmuş, FNS sıhhlı araç için kurulmuş, Roketsan roket yapmak için. Ama hepsinin içerisinde ortak projeler var. Çünkü hızlı savunma sanayine giriş için de teknolojiyi transfer etmek gerekmiş o günün koşullarında. Ama bugün savunma sanayimizin o günden bugüne aldığı en önemli yol, savunma sanayimiz artık dış desteği olmadan kendi ürünlerini kendisi geliştirebiliyor. Bu çok önemli bir yetkinlik şu anda. Çok önemli bir yetkinlik. Kendi ürünlerini kendi geliştiriyor. Kendisi uçak tasarlayabiliyor, kendisi roket tasarlayabiliyor, kendisi zırhlı araç tasarlayabiliyor. Kimseden bir know-how'a ihtiyacı olmadan kendi ürününü kendisi yapabiliyor. Tabii ki savunma sanayinden o günden bugüne hani yerli ve milli kavramı var, doğru. Ama ürünleri bir araya getirebilmek için gerekli olan tüm bileşenler var mı Türkiye'de? Tabii ki hala orada çok stratejik olmasına, çok emek harcanmasına rağmen hala orada kısa kaldığımız, açık olan kısımlar var. Ama yani Türkiye'nin tamamı ilerliyor. Yani 30 yıldır, 40 yıldır bir tek savunma sanayi değil. Bugün işte 30 sene önce aldığımız çamaşır makinelerini almıyoruz mesela. Arçelik onun çok daha iyisini yaptı. Veya işte 30 yıl önce aldığımız başka bir ürünü almıyoruz. Yani aslında gelişim her sektörde paralel, ama savunma sanayi stratejik öneme sahip olduğu için ve devlet de Ar-Ge'yi savunma sanayinde daha fazla desteklediği için savunma sanayinin bugün geldiği nokta, en önemli kazanım kendi ürünlerini kendi yapabilir olmasıdır. Bu bence Türkiye için çok büyük bir kazançtır. Yani ve de çalışan için de büyük motivasyondur. Yani ben kendim yapıyorum, kendim geliştirebiliyorum. Benim bu ürünü geliştirmek için dışarıdan bir bilgiye ihtiyacım yok noktası çok önemli bir güven noktasıdır. Ki savunma sanayinde bu var, ama ben onu diğer sektörlerde de görüyorum. Yani sadece savunma sanayinde vardır diyemeyiz. Arçelik'te lisansla ürün yaparken bugün Arçelik kendi ürünlerini kendi tasarlıyor. O da bir o kadar kıymetli. Çünkü ihracata baktığınız zaman, Türkiye'deki ihracata baktığınız zaman toplam ihracatın içerisinde savunma sanayinin ihracatı rakamsal olarak o kadar da büyük değil. Ama diğer sektörlerdeki gelişmelerin ihracata olan katkısı da çok büyük. Yani büyük resimde baktığımız zaman hepsini bir arada değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum Aykut Bey. Kesinlikle ben de katılıyorum. Biraz herhalde dışa bağımlılık azalmış durumda ya da uyguladığımız stratejiden dolayı bu böyle olmuş durumda. Bir de dışarıdaki ülkelerin bize bu teknolojiyi satmak istememelerinden de kaynaklı anladığım kadarıyla. Aynen. İyi bir şey o aslında. İyi bir şey. Kötü komşu mal sahibi yapıyor. Aynen, yani iyi bir şey bir yerde de, iyi bir şey. Çünkü yani sonuçta kendi işinizi kendiniz görmek zorundasınız. Hatta yanılmıyorsam bununla ilgili haberlerde okumuştum. Bu efsane mi diye de düşünmüştüm. İşte Almanlar ya da Kanadalılar yanılmıyorsam uçak parçalarını ya da uçakla ilgili ekipmanları bize ilk önce satmak istememişler. Sonra biz kendimiz yapmışız. Sonra biz yaptıktan sonra yarı fiyatına satmak istemişler gibi böyle bir şeyler, haberler okumuştum. Bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ama en azından biz bunları artık yapabiliyoruz. Zaman zaman da TÜBİTAK'ta böyle birkaç tane arkadaşım var. Onlarla konuşuyorum. İşte bu hani yerli milli tartışmaları oluyor. Biz yaptığımız ürünlerin hepsinin parçaları bize mi ait diye sorduğumda hayır, hepsi bize ait değil diyorlar. Çünkü bazılarını dışarıdan almak ilk etapta daha ucuza geliyor diyorlar. Bilmiyorum, onların söylediğini söylüyorum. İşte bu, hani bu yerli milli tartışmalarına ek olarak. Ama şu anda geldiğimiz nokta anladığım kadarıyla sizin anlattığınız çok çok iyi.
Umarım çok Evet. daha ilerilere gideriz. Hep beraber güzel Öyle şeyler olur. düşünüyorum ben de. Öyle düşünüyorum. Olacaktır. Yani gençler arkadan bu şeyi bayrağı devralıyorlar ve onların daha iyi yapacağını ben umut etmek istiyorum açıkçası. Daha iyi olacağını umut etmek istiyorum. Evet. Peki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomasyon, işte yapay zeka, dijital teknolojiler hepimizin günlük yaşamındaki alışkanlıkları her geçen gün değiştiriyor. İşte az önce de söylediğiniz mesela 30 sene önce kullandığımız teknolojiyi artık kullanmıyoruz. Sürekli bir inovasyon var. Sürekli yeni şeyler karşımıza, yeni teknolojiler karşımıza çıkıyor. Bu konuda önemli eğitimler veriyorsunuz şirketlere. Özellikle dijitalleşme konusunda. Dijitalleşme konusunda dünyaya göre Türkiye hangi konumda? Bunu da takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Belki bunu biraz anlatabilirsiniz. Evet. Şimdi burada ben eğitimlerde verdiğim bir örnek var. Şimdi biz 1984'te ben Aselsan'da işe başladım. O zaman bizim önümüzde resim tablaları vardı, teknik resim. Çünkü teknik ressamlar tahtada teknik resimlerini çizerlerdi resim tahtasında. Aydıngere ve rapidolarla. Biz ama önce önümüzdeki o şeylerin üzerinde skeç yapardık. Resim tablalarımız vardı önümüzde. İşte onun içine bir A3 kağıdı büyüklüğünde kağıt koyabiliyorduk. Onlar da grafik kağıdı gibi. Biz oraya eskiz yapardık. O eskizleri teknik ressamlara verirdik. Ve teknik ressamlar bundan teknik resimleri yaparlardı. Hatta biraz da işin espri tarafı diyorum ki o zaman mesela Aselsan'da çalışıyoruz. Türkiye'ye gelen bütün misafirleri savunma sanayi göz bebeğimiz Aselsan'a getiriyorlar. Şimdi mühendisler ofiste biri dolaştığı zaman hiç değilse bilgisayarlarına bakıyorlar. Yani bizim Evet. oraya çok üst düzey devlet yöneticileri geliyor. Hüsnü Mübarek geldi mesela bizim ofiste şöyle bir dolaştı. Ne yapıyoruz diye bakıyor. Yani bakacak yerimiz bile yok. Kağıda bakıyoruz. Yani bilgisayar olsa önümüzde bilgisayara bakacağız. Şimdi o günden bugüne baktığınız zaman bazen insan düşünüyor bu dijitalleşme yolculuğu olmasaydı bu işler nasıl yapılır? Çok bu Evet. yolculuğa tanık olmuş kişiler olarak yani kağıttan geldiğimiz noktaya baktığımızda mesela biz mühendisliği kağıda çizerek öğrenmiş bir nesiliz, hesabı yapmış bir nesiliz. Bugünkü genç mühendisler bir parçanın, bir sistemin kesitini almayı bilmiyorlar. Çünkü kullandıkları mühendislik araçları zaten o kesiti otomatik alıyor. Niye öğrensin ki? Doğru. Şimdi dijitalleşme Türkiye'de her alanda aynı seviyede değil. Bankacılık sistemine bakıyorsunuz. Şu anda bankacılıkta dijital ortamda yapamayacağınız hiçbir iş kalmadı neredeyse. Kalmadı ve bazı ülkelere göre çok ilerideyiz. Çok ilerideyiz. Hatta yani bunu da biz biliyoruz. Çok ilerideyiz. Yani bankaya gitmiyoruz mesela. Eskiden ben Aselsan'a girdiğim zaman maaşlarımızı muhasebeciler dağıtırdı gelip. Banka hesabı diye bir kavram yokken bugün bankaya gitmenizi gerektirecek hiçbir işlem kalmadı. Ama mühendislikte veya ürünleri yönetmekte, ürünleri yapmakta, ürünlere ait bilgileri yönetmekte o durumda mıyız? Bence henüz orada değiliz. Çünkü bu dijitalleşmenin de bir parasal tarafı var, bir mali tarafı var. Özellikle mühendislik yaptığınız süreçler içerisinde ürünü tasarlarken çok fazla veri üretiyorsunuz, analizler yapıyorsunuz, işte ne bileyim modeller yapıyorsunuz, skeçler yapıyorsunuz, işte ürün reçeteleri çıkarıyorsunuz, şartnameler yazıyorsunuz. Bütün bunları dijital ortamda daha manuel işler olmadan her şeyi bir dijital araç üzerinde bir iş akışı halinde yönetme imkanı zaten biliyorsunuz dünyada dijital ikiz deniyor, dijital dikiş deniyor. Ne zaman ki bunlar tamamlanır biz o zaman deriz ki tamam bankacılık gibi olduk ama oraya çok fazla yol var. Çünkü oraya gelebilmek için gerekli süreçleri doğru tanımlayacaksınız ve bunu ilgili dijital araçlarda yetkinlik haline getireceksiniz. Biz diyoruz ki ona tool'la enable edeceksiniz. Yani tool size bunu ne yapıyoruz şu anda bankacılık arayüzü bizi enable ediyor. Yani hani bize o fırsatı tanıyor ki biz onu yapabiliyoruz. O arayüz olmasa nasıl yapacağız? Şimdi dijital araçların bu arayüzleri bize o fırsatı verdiği zaman bu işler daha iyi olacak. Daha iyi olduğu zaman da şöyle bir şey olacak. Hatalar azalacak. Şimdi Evet. siz bankaya bir para gönderdiğiniz zaman karşı tarafın teyidini yapmadan parayı göndermiyor. Ne yapıyor? Riskin üstesinden gelebilmek için bir takım kontroller yapıyor. Şu anda o kontroller henüz bu bizim mühendislik iş akışlarında tam olarak dijitalleşemediği için hala yapılan işlerin içerisinde manuel operasyonlar olduğu için henüz hataya açık. Ne zaman ki o iş akışları tam olarak olur ki ona da dediğim gibi hem insan kaynağı hem dijital araçlara yatırım hem süreçleri doğru tanımlama daha oraya yolumuz var. Her ne kadar artık teknik resimlerimizi masada çizmiyorsak da, bilgisayarları kullanabileceğimiz ortamlarda kullansak da, uçtan uca bir dijitalleşme,
bir dönüşüm. Dönüşüm zaten çok zor da dijitalleşme aşamaları yapılıyor. Ama bakın şirketlerde stratejik olarak biz şimdi bir sürü şirketle çalışıyoruz. Herkesin dijitalleşme projesi var. Ve bir şirket yılda 50 tane, 60 tane dijitalleşme projesi yapabiliyor. Öyle bir iki değil. Bir sürü evet. açıdan bakıyor, bütünleştiremiyor. Yani önce bir tarafı yapıyor, sonra başka bir tarafı yapıyor, onu ona ekliyor. Çünkü hepsine de bir araç yatırımı yapmak gerekiyor. Araçlar pahalı. Araçlar çok pahalı. Yani öyle Türkiye'nin de bütün bu dijital altyapılar da Türkiye'de yok. Mesela SAP bir dijitalleşme aracı değil mi? Mesela bütün dünya SAP kullanıyor üretim için. Doğru. Mesela Türkiye'de gidin bütün büyük şirketler, savunma sanayi olsun, ticari şirketi olsun hepsi SAP kullanıyor. Niye? Üretim akışını dijitalleştirmek için. Şimdi SAP ucuz değil. Değil evet. Yani bunu mesela KOBİ'ler kullanamıyor Türkiye'de. Yerli İAP'ler var Allah'tan. Onları kullanıyorlar dijitalleşmek için. Çünkü üretimi dijitalleştirmek istiyorlar. Hata yapmak istemiyorlar. İş akışını, maliyetleri doğru bulmak istiyorlar. Ama daha Türkiye şu anda dünyada bazı ülkelerle karşılaştırdığınız zaman Türkiye orada daha yolu var. Öyle söyleyebilirim. Ama hı-hı. Türkiye bankacılıkta çok iyi. Ürün geliştirme alanında yolu var. Üretimde iyi. Öyle söyleyeyim size. Dünya standartlarında. Çünkü dünya standartlarındaki tool'ları üretimde kullanıyor. Araçları kullanıyor. Ama mühendislikteki ürün geliştirme tarafı ki çok önemli bizim için. Bu tarafta hala bizim dijitalleşmekte eksiklerim var. Umarım sorunuza cevap olabilmiştir. Harika gerçekten. Tam da o soruma cevap aldım. Biraz da şeyi merak ediyorum işte. KOBİ'ler tarafı, sanayi tarafı onlar nasıl bakıyorlar? Ama anladığım kadarıyla burada yine biraz maliyetli olması o dijital geçişin. O birazcık engel oluyor, set kuruyor gibi geliyor. Bir de anlaşılması lazım tabii ki. Yani tabii ki bunların her biri bir öğrenme yolculuğu. O kadar kolay değil şirketlerin bunları öğrenmesi, uygulaması. Strateji, vizyon bunların hepsi var. Ve yani şöyle söyleyeyim tabii şirketlerin, KOBİ'ler genellikle aile şirketleri. Aile şirketlerinin vizyonları da burada çok kritik oluyor. Yani oralarda epey bir yol var. Biz şimdi çok firmayla çalışıyoruz ve görüyoruz ki firmaların bu iş akışlarına yaklaşımı öğrenerek oluyor. Bir şey öğrenmeden talep edemiyorsunuz aslında. Evet. Öğrenmek lazım öncelikle. Peki burada öğretmek dediniz, öğrenmek dediniz. Yeni dünya düzeninde kurumsal eğitim ve danışmanlık nasıl bir önem kazanmış durumda? Evet. Nasıl şekillenecek? Evet. Şimdi ben mesela şöyle söyleyeyim. Dünyadaki danışmanlık şirketlerine baktığımda bu şirketlerde çalışan insan sayılarını görünce çok böyle şaşırtıcı oldu benim için. Mesela Accenture diye bir danışmanlık şirketi var. Evet. 400 bin kişi çalışıyor. Şunu merak etmiştim. Bir danışmanlık şirketi bir şey üretmeden. Şimdi normalde biz ne diyoruz? Şirketlerin ayakta kalabilmesi için hep bir şey üretmeleri. Arçelik çamaşır makinesi üretiyor. Aselsan bilmem ne üretiyor. Şimdi bir üretim yok. Sadece danışmanlıkla 400 bin kişi nasıl çalışıyor? Veya Hindistan'da Tata Consultancy Services diye bir firma var. Orada da bir o kadar insan. Şimdi bu kadar insanın öğrettiği bilgiye dünya nasıl ihtiyaç duyuyor da bu şirketler bu kadar insanı istihdam ediyor. Şimdi bilgiler çok özelleşti. Bir tanesi bu. Şimdi şirketlerin her konuyu bilen kişiyi istihdam etme şansı kalmadı. Doğru. Eskiden mühendis dediğimiz zaman işte eski yani geçmiş jenerasyondaki mühendislerimiz çok şey bilirdi. Çok genel şey. Şimdi bakın herkes kendi konusunu biliyor. Özelleşiyoruz. İşte doktor özelleşiyor. Yani ister istemez derinleşmek gerekiyor. Yüzeysel her şeyden biraz bilen zor artık. Yani derinleşme çok önemli. O yüzden de danışmanlık şirketlerinde, eğitim ve danışmanlık şirketlerinde bu derinleşmeyi bulabildikleri sürece, talep olduğu sürece bunlar her daim var olacaklardır. Çünkü firmalar bir şeyi kendileri bilmiyorsa ve buna ihtiyacı varsa danışmanlık firmalarına gidiyorlar. Ve eğitimler de o açıdan bir o kadar önemli hale geliyor. Mesela ben bu şirketi ilk kurduğum zaman 2015'in 1 Mart'ında, 8 Mart'ında kurdum. İşte 1 Mart'ta işten ayrıldım, 8 Mart'ta bu şirketi kurdum. Eşim dedi ki sana kimle danışacak? Türkiye'de kimse bir şey danışmaz dedi. Evet tam da o yüzden herkes bu soruyu kendini sormuştum zaten. Evet. Bu algı değişti şimdi mi diye. Benim eşim de savunma sanayinde bir şirketin genel müdürü yani bana bunu söylüyor. Hatta 6 ay boyunca ben şimdi ne yaparız, nasıl yaparız? İşte firmalara gidiyorum, tanıtıyorum kendimi. Her gittiğimde bana iş teklif ediyor. Ne yapacaksın danışmanlığı? Gel bizim şirkette çalış falan diye. Üst düzey yönetim teklif ediyorlar falan. Yok diyorum ben böyle bir hayalle yola çıktım. Bunları yapacağım işte anlatacağım, öğreteceğim falan. Her gün soruyordu bana eve gelince bugün kaç fatura kestin falan diye benimle dalga geçiyordu. Şimdi diyor ki ben senin bu kadar bu işleri yapacağına gerçekten inanmıyordum ama demek ki bilgiye ihtiyaç varmış diyor. Evet. Şimdi bilgiye ihtiyaç olmazsa firmalar bize gelmezler.
O bilgi onların işine yarıyor ki geliyor ve biz şu anda yani küçük bir şirketiz, biz az sayıda kişiyle çalışıyoruz ama hocalarımız var, eğitmenlerimiz var, bunların eğitimler veriyorlar, ben veriyorum. Danışmanlık için kendi belirlediğimiz alanlar var. Tabii ki biz de kendi temel yetkinliklerimize göre belirliyoruz danışmanlık alanlarımızı. Her konuda danışmanlık, her konuda eğitim yapmıyoruz. Ve böyle olunca da birilerinin derdine derman olabildiğimiz sürece bu devam edecektir. Yani kurumsal danışmanlıklar hele de dijitalleşmeyle beraber daha da artacaktır diye ben düşünüyorum. Çünkü firmalar bu süreçleri dijital araçlar üzerinde süreçleri iş akışları haline getirmeleri falan, bu konuda uzman yetiştirmeleri zaman istiyor. Zaman istiyor ve yeni alanlar çıkıyor, sözünüzü unutmayın lütfen. Burada da çok yeni alanlar çıkıyor, yeni meslekler, yeni yetkinlikler çıkıyor ve bu firmalar yeni istihdamlar yaratıyorlar bu işleri ayakta tutabilmek için. Evet, çok çok katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştum. Yanılmıyorsam Amerika'da artık bu bilgi teknolojileri yöneticileri konusunda büyük bir talep varmış. Yetişemiyormuş bilgi teknolojileri yöneticileri ve şirketlerde bulamıyorlarmış. Artık şirketler kiralama yoluna gitmişler, CEO'ları. Yani bu bana çok ilginç gelmişti. Yani bu anlamda şu anda bizi dinleyen mühendisler ya da kendini bu anlamda geliştirmek isteyen kişiler varsa, gelecekte bu meslek çok çok önemli olacak. İşte rekabet var, yeni teknolojiler var, gereksinimler var, kültürler değişiyor. Hepsi bir bütün ve işte pazardaki oyunculara yetişmek gerekiyor. Onun için de bu bilgi teknolojileri konusu, CEO rolü çok önemli. Şirketler böyle kiralama yoluna gitmişler. Böyle birden fazla yerde çalışıyorlar. Hani danışmanlık gibi de düşünülebilir bu ama biraz daha farklı belki. Çok ilginç gelmişti gerçekten. Şu anda Türkiye'de inanın herkes ürün konfigürasyon yönetimi için konfigürasyon elemanları arıyor ve Product Lifecycle Management dediğimiz ürün yaşam döngüsü yönetimi dijital araçlarını yönetmek için, onlarda çalışmak için eleman arıyor. Ve yetişen elemanlar yurt dışına gidiyorlar. Yurt dışında da buna çok ihtiyaç var çünkü. Ya benim tanıdığım bu konuları bilen kişilerin hepsi gittiler. Çünkü oralarda açık var. Hemen alıyorlar çünkü onların da ihtiyacı var ve bu alanlarda her geçen gün talep artacaktır. Çünkü dijital araçlar süreçleri değiştiriyor ister istemez. Bu süreçlerde çalışacak özellikle ürünlerde bu kadar çok çeşit varken, eskiden mesela ben şimdi eğitimde verdiğim örneklerden bir tanesi şu: 1986'da ben evlendim, Arçelik'e gittim, çamaşır makinesi alacağız. Dediler ki ya bizim çamaşır makinelerimiz yürüyor. İşte Kasım ayında, biz Haziran'da evleneceğiz, Kasım ayında yeni bir makinemiz çıkıyor. Siz onu bekleyin dediler. Evet. Şimdi ben eğitimde soruyorum. Bugün siz Haziran'da evlensiniz, Kasım'a kadar çamaşır makinesi bekler misiniz? Kimse beklemez. Ama biz bekledik. Kimse. Biz bekledik. Çünkü şu anda o kadar çok alternatif var ki. Peki bu alternatifleri ortaya çıkartmak nasıl bir iş? Bu kadar çeşidi. Onu yönetmek nasıl bir iş? Eskiden bir tane çamaşır makinesi yapıp ondan binlerce üretirken, şimdi hattan her çıkan araba, her çıkan makine birbirinden farklı. Bunları yönetmek kolay bir iş değil. İşte o yüzden yeni yetkinliklere ihtiyaç var. Doğru. Gençler için de fırsat bu tabii ki. Bir önceki bölümde Alkın Bey bununla ilgili bir örnek vermişti. Bu Beylikdüzü'ndeki, İstanbul'daki Beko fabrikası ile alakalı dijitalleşme süreçleri, süreçleri yönetme konusunda güzel bir örnekti. İşte yanılmıyorsam 3-4 bin kişi çalışıyormuş fabrikada. Yani biraz daha az olabilir, tam sayıyı hatırlamıyorum. İşte yapılan otomasyon, dijital süreçlerin iyileştirilmesi ve işte daha verimli çalışma eğitimlerinin alınmasıyla 300 kişiye inmiş işçi sayısı ama daha fazla üretim yapmaya başlamış fabrika. Evet. Bu güzel bir örnekti mesela. Yine Arçelik dediğiniz, evet. Beko aynı grubun şeyi. Aynı grubun, evet. Hoşuma gitmişti gerçekten. Peki biraz da kadın mühendislerden bahsedelim. Neden az kadın makine mühendisi var? Ya da işte bir konuğumuz şey demişti. Ya mühendis mühendistir, kadın erkek diye ayırmayalım. Mühendisin kadını erkeği olmaz demişti. Siz katılıyor musunuz, bu konuda neler yapmamız gerekiyor? Şimdi kadınlar bir kere mühendisi daha az seçiyorlar. Bir tanesi bu. Yani en başından ele alacak olursak, işte girdiğimiz zaman size örnek verdim. 196'da 6 kişi sadece kızlar. Hatta onun da sonra 2 tanesi ayrılıp tıp okumaya gitti. Mühendislik bize göre değilmiş diye. Biz o ilk girenden 4 kişi kaldık. Evet. Şimdi burada bir kere kadınlar seçmiyor. Yani onun bir etkisi var. Niye seçmiyor kızlar işte lise çağında? Çünkü mühendislik biraz sert bir ortam gibi görünüyor. Mühendislik ortamı sert görünüyor. Yani işte üretim var, atölye var. İşte halbuki şu anda bugünün koşullarında, işte siz de örnek verdiniz. Artık dijitalleşmede belki de atölyeye girecek insan olmayacak artık.
Bir sürü şeyi dijital teknolojilerle, robotlarla falan yapacaksınız. Yani artık bu işleri de kadın veya erkek olması gerekmiyor ama robotları yönetecek veya o dijital akışı yönetecek kadın veya erkek olması fark etmiyor. Bir kere orada seçim az. Ama şu da var. Gerçekten kadınların mühendis olarak ilerlemesi erkekler üzerinde bir paradigma. Şimdi ben mesela eşim işte üst düzey yönetici soruyordum. Niye bir tane genel müdür yardımcısı kadın? Niye hepsini erkeklerden seçiyorsunuz? Kadınların toplumda şöyle bir algı var. İşte kadının çocuğu olursa iş aksar. Kadının işte ne bileyim evinde işi vardır, seyahate gidemez. Hep böyle bir algı. Ben bunu mesela konuştuğumda birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan hep bunu duyuyordum. Kadının anne olarak yapacağı görevleri iş hayatına engel olarak görüyor toplumumuz. Yani şimdi bu algının değişmesi lazım. Bu bir paradigma. O da topluma hizmet. Yani anne olmak, çocuk yetiştirmek, iyi vatandaş, insana faydası olacak birini yetiştirmek. O da görevin bir parçası. O da bir sosyal sorumluluk belki. Onu yapacak, onu da yapacak. Yani bunu şirkete yük diye algılıyorsa bir şirket veya başka çalışanlar tarafından öyle algılanıyorsa bunun üstesinden gelmek kolay değil. Bu algıyı değiştirmek için şirketler bir sürü program başlatıyorlar biliyorsunuz. Yani bu işte cinsiyet şeyinin ortadan kaldırılması, ayrımın ortadan kaldırılması, kadınların görevlerine yeniden dönebilmesi, işte yönetim kurulunda kadın gibi. Mesela Türkiye'de bakın sayılara, oran hala çok düşüktür yönetim kurulunda. Yönetim kurulunda kadın derneği var. Mesela yönetim kurullarında kadın çok azdır. Şirketlerin üst düzeyinde işte bankacılıkta belki işte daha soft diyelim. Hani mühendis olmayan işlerde kadın vardır ama insan kaynakları, finans falan gibi. Ama mühendislik alanlarında üst düzey işte birkaç tane şirket var genel müdürü kadın olan. Yok başka. Yok yani bunu tercih edilmiyor. Bu biraz da toplumun algısından kaynaklanıyor. Bu nasıl üstesinden gelinir? Ben mesela FNSS'de işe başvurmuştum. Beni işe almayı kabul ettiler. İşte 3 senede bakanla çalışmıştım. Mesleki bir iş yapmamıştım. Başka işler yapmıştım ama Amerikalı, o zaman şirketin yarısı Amerikalıların, şimdi de öyle. Amerikalı bir Ar-Ge müdürü benimle iş görüşmesi yaptı. Dedim ki ben adama, ben bebek bekliyorum dedi. Dedi ki biz bunu soramayız, ayrımcılığa girer dedi. Ben de şey planlamıştım ya, bunlar beni almazlar nasıl olsa. Söyleyeyim de açık yüreklilikle, biz dedi bunu soramayız dedi, ayrımcılığa girer. Ama dedi madem sizin ülkenizde dedi, bakın 1990 yılından söz ediyorum. Sizin ülkenizde bu problem oluyorsa hiç kimseye söylemeyelim dedi. Ne Ben güzel. sonra bana sorarlarsa ben biliyordum derim dedi. Anladım. Bugün bunu söyleyebilecek hangi erkek yönetici vardır etrafta? Vardır mutlaka, hani olanları şey yapmıyorum ama ben yani etrafımda kendi çevremdeki bir sürü kişiyi bu konuda eğitmek durumunda kaldım. Birlikte Yani çalıştığım insanları bu işin bir hayatın bir akışı olduğunu, bununla bütün düşünmemiz gerektiğini, sadece iş yerindeki bir projeyle hayata bakamayacağımızı, projedeki bir üç ay aksamanın ki projenin aksaması sadece kadınların işte ne bileyim doğum yapmasıyla olmuyor. Zamanda biten proje bile yok dünya üzerinde. O kadar az ki. Yani bunu böyle dar alanda baktığınız zaman, büyük resmi kaybettiğiniz zaman kadınların ilerlemesine engel olunuyor mühendislik alanlarında. Diğer alanlarda biraz daha kolay, biraz da ondan mühendisi kadın erkek diye ayrılmasına kesinlikle karşıyım. Mühendis işini yapandır. Her meslekte olduğu gibi doktorda da, bankacıda da, işte ne bileyim yayıncıda da her mesleğin yapılabilir kadın ve erkek tarafından yapılabilir ve bu ayrımın yapılmasına karşıyım ama bu bir paradigma. Bu paradigmayı değiştirmek için hepimizin elimizden geldiğince bunun önüne geçmesi lazım. Ben bunu mentorluk yaparak yapıyorum. Toplantılarda anlatıyorum. Böyle fırsat veriyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. rica ederiz. Kendim yönetici olduğum zamanlarda bunu konuda eğitmeye çalıştım. Ama hala bence bakın Koç topluluğunun genel müdürüne, yöneticilerine, savunma sanayinin genel müdürüne, işte Sabancı topluluğunun genel müdürlerine ben daha hiç yani kaçırdıysam bilmiyorum. Hani kaçırdıysam özür diliyorum ama basında görmediğimi hatırlıyorum yani görmedim yoklar yani hep erkekler var üst düzeyde Evet maalesef evet hep hep mühendislik erkekler. alanı erkek. Bununla ilgili güzel bir film var. Bilmiyorum izlediniz mi? Bizi dinleyenlere de tavsiye etmiş olayım. Gizli Sayılar diye. Siz 2016. izledim. İzlediniz İzledim. mi? Çok Evet. güzel bir film. Harika film değil mi? Çok güzel. Ama ne Ya kadar zorlandılar değil mi? çok zorlandılar evet. Yani 3 kadın matematikçinin gerçek hayat Ya. hikayesi. Mutlaka bizi dinleyenler izlemediyse izlemeleri gerekiyor. Tabii bir de orada işin içinde ırkçılık da var ve kadın olmaları da var. Evet. Yani
müthiş ilkleri başarmışlar. Hatta evet, biri yaşıyor galiba. NASA'da hala çalışıyor bir tanesi. Çalışıyor. Evet, evet, evet. İzledim ben de filmi. Çok güzel filmdi. Evet, önermiş olalım. Peki yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel gidiyor sohbet ama biraz odaların öneminden bahsedelim. Siz makine mühendisleri odasına üyesiniz ama Ankara üyesiniz. Hiç fark etmez bizim için İstanbul, Ankara. Ve odaların önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mühendislerin kendilerini geliştirmesi için nasıl bir rol oynamalılar, oynuyorlar? Biraz belki bundan bahsederiz. Sonra da veda eder kapatırız. Evet, ben aslında bütün bu sosyal sorumluluk alanında çalışan İşte sadece odalar değil, mezun dernekleri, işte okulların vakıfları gibi organizasyonların çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumda her şeyi bir otoriteden beklemek doğru bir yaklaşım değil. İnsanların kendilerinin üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirebilecekleri yerler var. Hı hı. Bunlar işte ne bileyim, benim eşim Ankara Fen Lisesi mezunu, Fen Lisesi'nin bir vakfı var mesela. Bu vakıf işte öğrencilerle ilgili okulun devletin veremediği imkanlarla başarılı öğrenciler için ne yapabilirim diye uğraşıyor. İşte başka bir yerde başka bir vakıf, işte LÖSEV var, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği var, Darüşşafaka var. Bakın herkes kendine bir misyon edinmiş. Odaların da bir misyonu var aslında. Mezunlar çok büyük bir güç. Yani mühendisler çok büyük bir güç. Ve bu güçten Türkiye için çok iyi yararlanılabilir. Çok iyi yararlanılabilir. Odalardan aslında odaların varlığı çok önemli tabii ki bizleri bir araya getirmesi açısından. Bizlerin gücünden yararlanmak konusunda da odalara belki daha, tabii biz odanın üyesi olarak kendime de söylüyorum bunu tabii ki bir yandan, belki daha aktif olma, daha fazla iletişim içerisinde olma, daha fazla bilgi paylaşımı, bu bilgilerle mentorluk yapma, bizden sonra geleceklere destek olabilmek gibi alanlarda fayda sağlayabiliyorsak topluma, odanın etkinliği daha da artacaktır diye düşünüyorum. Ama mühendislerin gelişiminde odaların rolü, tabii ki bu yeni teknolojilerin de odalarda bir şekilde anlatılabilmesi, öğretilebilmesi gerekiyor. Buralarda da etkin bir rol almaları lazım odaların. Kesinlikle, ben de katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bu bölümde konuğumuz olduğunuz için. Çok çok güzel geri dönüşler alacağız eminim. Değerli çalışmaları takip etmeye devam edeceğim ben de. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Aykut Bey. Sizinle tanıştım böylece. Ve İstanbul Makine Mühendisleri Odası'na da tekrar teşekkür ediyorum bana konuşma fırsatı verdikleri için. Görüşmek üzere. O zaman son sözü size bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.